1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Fransız ile edebiyatını bitirdikten sonra e, sinema eğitimi almak üzere yurt dışına gittim. Fransa'ya gittim çünkü Fransızca biliyordum. E, ve Türkiye'de de o dönemde sinema eğitimi veren hiçbir yer yoktu. E, yurt dışında çok Türkiye'den gitmiş işçi vardı. Onların orada bir takım e, sorunları vardı. Onların e, yaşamlarını fotoğrafladım. E, mitinglerdeki e, hareketliklerini e, belgeledim. Daha sonra 1977 yılında Türkiye'ye döndüm. Eee diskte çalışma başladım. Disk e, Devrimci İşçi Sendikaları e, Konfederasyonu'nda Foto Film Merkezi'ni e, kurdum. O zaman çok hareketli bir dönem yaşıyordu Türkiye. Sosyal açıdan çok hareketli günlerde büyük grevler vardı. Onları belgeledik. İşçilerin sosyal yaşamlarıyla ilgili filmler çektik. Ama 1980 yılında 12 Eylül darbesi olunca bütün sendikalar, bütün demokratik e, kitle örgütleri, partiler kapatılınca diste de kapatıldı ve biz böylelikle o çalışmalarımızı sonlandırmak zorunda kaldık. Disteki çalışmalar devam ederken aynı zamanda İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'ne üye olmuştum. E, orada adı içerisinde sinema geçiyordu İFSAK'ın ama sinema çalışmaları yoktu. O zamanki arkadaşlarla beraber e, İFSAK kısa film yarışmasını, ulusal kısa film yarışmasını, düzenledik. Yıl 1979'du. Daha sonra tabii bu gelişti. Frans Kültür Merkezi'nde e, filmler göstermeye başladık. Ulusal filmlerin sayısı artmaya başladı. Ve 10 yıl sonra 1989 yılına geldiğimizde tam 10 yıl sonra dedik ki artık dünyada neler oluyor bu kısa film alanında onları da görelim. O örnekleri de izleyelim dedik. Ve ilk uluslararası kısa film günlerini başlattık. Günleri olarak başlattık. Daha festival olacak da pek bir durumumuz yoktu. Yurt dışından 35 metre filmler getiriyorduk. Onları gösteriyorduk. İnsanlar da çok büyük bir ilgi filmleri izliyorlardı. Ve böyle giderek Türkiye'de kısa film nosyonu, dünyada ne oluyor, kısa film nedir nosyonu giderek yerleşmeye e, başladı. Bugün e, 27. 27.sini gerçekleştirdik. 10 yılda ulusal Bölümü koyarsak 20 37 yıldır yani 37 yıldır demek ki ben e, hiç ara vermeden Türkiye'de kısa filmde elimden geldiğince bir katkı e, sağlamaya e, çalışıyorum. 1993 yılında kısa film bülteni diye bir şey çıkarttık tek yaprak bir e, bülten bu. E, bu bültenle e, fotokopi de çoğaltıyoruz, daktiloda yazıyoruz, sonra daktiloda yazdıklarımızı kesip bir a 4ün üzerinde yapıştırıyoruz. Onu çoğaltıyoruz, arkalı önlü. Şener Özler vardı Mimar sağ sağolsun, şu anda aramızda değil. Kendisini saygıyla anıyoruz, o çok büyük katkı sağladı. 1998'den beri kısafilm.com web sayfasıyla da gençlere bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Bu arada ben birçok belgeseller çektim, işte Tarlabaşı Tarlabaşı filmini çektik, Lozan'da ödül aldık. Kısa film tarihini gerçekleştirdik, belgesel sinemacılar tarihini gerçekleştirdik, Ruhusu belgeselini gerçekleştirdik. Aynı zamanda atölyeler gençlere sinemanın bir de pratik yönünü, yapım aşamasını öğretmek için film atölyeleri gerçekleştirdik. Orada insanlara önce teorik bilgiler veriyorduk. Sonra bu elde ettikleri teorik bilgiler doğrultusunda kendileri kısa filmler çekiyorlardı. Bu atölyeleri halen sürdürmeye çalışıyoruz. Evet, festivalimiz daha önce de söylediğim gibi 27 yaşında. Gerçekleştirebilirsek önümüzdeki yıllarda bunu sürdürmek istiyoruz ama son yıllarda çok zorlandığımızı da söylemeden edemeyeceğim. Ekonomik olarak bayağı bir sıkıntılı günler yaşıyoruz ancak gönüllü çabalarla sürdürebiliyoruz. Çok değer verdiğimiz bir çalışma bu festival. Eskiden hiç yoktu tabii şimdi sayısı oldukça fazla ama bu festivalde en çok önem verdiğim şey bağımsızlığını koruması. Sürdürülebilir olması gerçekten ulusal sinemamız için bence e, çok e, önem taşıyor.